Cem Küçük, Anayasa Mahkemesi, Yargı ve Mittırları. Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu için hak ihlali kararı verdi. Yani Mittırları olayına karışan ve ceza alan Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi'ne göre masum. Olay neydi? Bir hatırlayalım. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Mittırları'nın görüntülerini yayınlayan vatan haini Can Dündar'ın Tutuklanlık isimli kitabında görüntüleri kendisine... Solcu bir vekilin 27 Mayıs'ta getirdiğini yazması ve araştırma sonucunda bu kişinin Enis Berberoğlu olduğu iddiası üzerine soruşturma başlatmıştı. Nitekim Berberoğlu soruşturmaya uğradı ve hakkında hukuki işlem yapıldı. 14. Ağır Ceza Mahkemesi 2017'de CHP milletvekili Enis Berberoğlu için devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri casusluk maksadıyla açıklamak suçundan 25 yıl hapis cezası vermişti. Bu arada Berberoğlu tutuklanmıştı. O dönem ben bu cezayı fazla bulmuş ve delil karartma olmadığından tutuklanma için yargıtay kararını beklemek gerekir diye de eklemiştim. Aslında Enis Berberoğlu bariz suç işlemiş ve gizli belgeleri faş etmişti. Sonra devreye ikinci ceza dairesi girdi. Eylemin devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgilerini açıklamak suçun oluşturduğu suçlamasıyla 7 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. İkinci ceza dairesi, sanığın geçmişi ve sabıkasız oluşuyla cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini de dikkate aldı ve Enis Berberoğlu'nun 5 yıl 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi 20 Eylül 2018'de Berberoğlu'nun hapis cezasını onadı, milletvekilliği sona erinceye kadar cezasının infazının durdurulmasına ve salı verilmesine karar verdi. Yargıtay kararı üzerine tahliye edilen Enis Berberoğlu hakkındaki ceza Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 4 Haziran 2020'de okunmuş ve CHP'li Berberoğlu'nun milletvekilliği düşürülmüştü. Berberoğlu hapse tekrar girmiş ve aynı gün koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak cezaevinden çıkarılmıştı. Sonra devreye Anayasa Mahkemesi girdi. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Berberoğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının oy birliğiyle ihlal edildiğine hükmetti. Yani Anayasa Mahkemesi'ndeki 16 üyenin hepsi hak ihlali var dedi. Gerekçeli karar daha sonra yazılacak. Doçevelle. Bundan sonra ne olacak? Önder Yılmaz'ın Milliyet Gazetesi'nde yazdığı habere göre iki ihtimal var. Birinci ihtimal, Gerekçeli kararda Yargıtay'ın kesinleşen kararının tüm ferileri sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldırıldığı vurgusu yapılması halinde Berberoğlu'nun milletvekilliğine dönüş yolunun otomatik olarak açılması. Bu durumda bir tezkereyle Berberoğlu'nun vekilliği iade edilecek. İkinci ihtimalde ise gerekçeli kararda sadece Yargıtay kararının iptali yönünde bir tanımlama olması halinde milletvekilliği düştüğü ve statü hukuku oluştuğu için vekilliğinin iade edilemeyeceği yönünde benim görüşüm Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası vekilliği iade edilecektir Berberoğlu'nun. Benim anlamadığım şu, biz daha 3-4 sene önce MİT durdurmanın bir ihanet olduğunu hep söyledik yazdık. Milli güvenlik apaçık bir şekilde ihlal edildi. Devletin mahremi ortaya serpildi. Türk devleti teröre yardım ediyor algısını oluşturmak için FETÖ'cülerin işlediği ağır suçlardan biriydi bu. Elbette işin içinde Can Dündar da vardı. FETÖ'cü savcı ve hakimlerdi. Madem hak ihlali var o zaman bu işe karışan herkes bir daha yargılansın. MİT tırlarını durduran FETÖ'cü Tuğgeneral Hamza Celepoğlu dahil eski Adana Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Bağrıyanık, eski Adana Başsavcı Vekili Ahmet Karaca, eski savcılar Özcan Şişman, Aziz Takçı, eski Adana İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Özkan, çok ayda tekrar yargılansın. Hatta tescilli vatan haini Can Dündar da bir daha yargılansın. Enis Berberoğlu için hak ihlaline uğradığı kararı veren Anayasa Mahkemesi acaba bu isimler için de benzer kararı verir mi? 25 Şubat 2016'da Anayasa Mahkemesi Can Dündar'ın tutuklanması için hak ihlali kararı vermişti. Karar 3 hayıra karşı 12 evet oyuyla alınmıştı. İtalyanların ünlü savcısı Di Pietro her büyük kamuoyu davası bir PR çalışmasıdır demiştir. Anlıyoruz ki Anayasa Mahkemesi için milli güvenliğin pek bir önemi yokmuş. Elbette en yüksek mahkeme olarak Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır. Saygı duyuyorum ama bu verdikleri karar eleştirilemez anlamına gelmez. Son not olarak şunu da ekleyeyim. Milli güvenliği ihlal etmekte bir beis yoksa bundan sonra savcı, hakim ve polislerimiz MİT tırları benzeri olaylar için işlem yapmasın. Nasıl olsa son kararı Anayasa Mahkemesi veriyor hatta meclisten bir karar çıksın ve doğrudan bu tür olaylar için hukuki işlem yapma yetkisi Anayasa Mahkemesine verilsin.